Evet sevgili seyirciler, turizm fuarından görüntülerimizi aktarmaya devam ediyoruz ve yanımızda Taceddin Bey var. Kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Görevinizi, tabii ki halkımızdan tanıyanlar var da tanımayanlar için. Buyurun. Kuşadası Koruman Oteli'nin genel müdürüyüm. Aynı zamanda AK Parti'den belediye meclis üyesiyim. Kuşadası'nda yaşıyorum. 20 yıldır Kuşadası'da turizmcilik yapıyorum. 5 yıldızlı Koruman'ın genel müdürüyüm. 5 yıldızlı? Evet. Otelimiz hakkında bilgiler verebilir misiniz? Böyle? Otelimiz 1990 yılından beri hizmet ediyor. 272 odamız var. 2006 yılında tadilat yaptık. Çok ciddi bir değişiklik yaptık otelimizde. Belçika pazarı ve Hollanda pazarı bizim en önemli iki tane pazarımız. Çok Belçikalı gelir. Memnuniyet çok yüksektir. Bu Zover dediğimiz web sitesi var bilirseniz, oradan takip ediyorsanız. 9.2 gibi memnuniyet oranımız var. Dolayısıyla bu iki pazar bizim için çok önemli. Gelenler de bizde çok memnunlar. Ne zamana kadar daha buradasınız? Fuar bitene kadar. Fuar bitene kadar buradasınız. Evet, evet. Her gün geliyoruz. Görebilirler. Aynen öyle. İki tane standımız var. Kuşadası standımız var. Ayrıca kendimize ait ayrı bir standımız daha var. Gelip bizi görebilirler. Evet. Son eklemek istediğiniz bir konu var mıydı? Biz Belçika'da yaşayan Türkleri de otelimizde görmek istiyoruz. Sadece Belçikalıları değil. Artık onların özellikle ikinci nesil için Türkiye bir tatil destinasyonu oldu. Dolayısıyla tatillerini Türkiye'de geçirmelerini istiyoruz. Sadece gelip ailelerinin yanında kalmayı değil, otellerde kalıp tatil yapmalarını da istiyoruz. Tabii ki en güzeli de budur yani. Aynen öyle. Sonuçta çalışıyorsun burada, bir yıl boyunca çalışıyorsun. Evet. Birikimin oluyor ama tatil gerekli bir şey. Aileni görmen de tabii ki zorunlu, evet. Ama bir hafta mesela diyelim otelde gelip kalabilirler ve bir hafta sonra da ailelerine gidebilirler. Orada tabii, bir iki hafta bir haftasını otelde geçirip diğer günlerini de ailelerle geçirebilirler. Aile de görmek lazım. O da çok evet. önemli bir şey. Onu tabii. yapmayın demiyoruz zaten. Ama bir haftasını otelde geçirsinler en azından. Ve çok da güzel oluyor. 5 evet. yıldızlı oluyor. Her şey içinde dahil oluyor. Çok da hoşuma gidiyor. Ben bayağı bir gittim. Aynen evet. öyle. Ye iç yat, para harcama. Evet, hiç harcama da yok. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımız devam ediyor. Turizm fuarımızdan görüntülerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Ve yanımızda Büyükelçimiz Murat Ersavcı Beyefendi var. Şöyle kısaca bugün hakkında bilgiler alalım. Teşekkür ediyorum. Doğrusu bu yılki Belçika Turizm Fuarı'nda Kuşadası'nın tanıtıldığı, ön plana alındığı bir ortamdayız. Ama genel olarak başta turizm müşavirimiz olmak üzere, Kenzi Hanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Son derece ilginç bir burada standımız var. Özellikle Mevlevi dervişlerinin bu şekilde ortaya konulması sanıyorum standımıza çok daha geniş ilgi çekilmesini sağladı. Belçika'dan geçen yıl giden 500 bin turistin bu yıl önümüzdeki sezonda çok daha fazla artarak devam edeceğine inanıyoruz. Ben herkese başarılar diliyorum. Başta Kuşadası'na çok daha fazla turist diliyorum. Ama bir uyarım da var. Kuşadası'nın turistik dokusunun, kentin tarihi dokusunun çok daha iyi korunması ve biliyorum arkadaşlar bu yolda büyük gayret harcıyorlar. Ve bir yandan tarihi, bir yandan doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması için çalışmaların kuvvetle sürdürülmesi gerekiyor. Tekrar çok teşekkürler. Evet, biz Büyükelçimize teşekkür ediyoruz. Görüntülerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Görüyorsunuz dünyamızdan her yerinden insanlar geldi buraya. Ve burada da Çinli mi? Çin. Tayvan. Tayvanmış sevgili seyirciler. Tayvan'dan geliyorlar. Renkli renkli elbiseler giymişler. Yololi yolala. Yololi yolada. Evet sevgili seyirciler, yololu yollarda diyoruz ve devam ediyoruz. Welcome to Taiwan. Welcome diyoruz ve devam ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Kültür ve Tanıtma Müşavirimiz Kenzi Güzel Güllaoğlu yanımızda. Evet nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyiz. Bugün sizleri de aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyduk. Gücümüzü birleştirmiş olduk. Onun için ayrıca mutluyum. Evet, çok mutlu olduk sizleri burada gördüğümüz için. Tabii ki Türkiye'mizi tanıtıyoruz, o güzel yurdumuzu. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz seyircilerimize? Evet, gördüğünüz üzere bizim
ülkemize ilki çok fazlaydı. Bugün bir kokteyli açılış yaptık. Sayın Büyükelçimiz teşrif ettiler. Sizler, bütün basın mensupları, yerli ve yabancı basın mensuplarımız geldiler. Bu sene tema olarak biz farklı olarak arkeolojiyi de çok önem arz ettiği için standımıza yerleştirdik ve görsellerimizi tamamen değiştirdik Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin sadece deniz ve kumdan ibaret olmadığını, güneşli bir destinasyon olmakla birlikte tarihi, kültürel, turistik, arkeolojik, Türk mutfağıyla beraber, ki güzel tatları herkes tattı burada, teşekkür etmeye geldiler ayrıca. Ve bir kahvenin 40 yıl hatırı var köşesi hazırladık bu sene. Belçikalı dostlarımız bundan çok etkilendiler ve artan ilgiyle beraber bunu sürdürebilir vaziyete getirip ülkemize olan talebi daha da artırmak istiyoruz. Çünkü bildiğiniz üzere burası fuarlar arzla talebin çakıştığı noktadır. Burada biz ürünlerimizi arz ediyoruz. Diğer talep edenler de destinasyon seçimi için buralara geliyorlar. Dolayısıyla ne kadar fazla ürünümüzü takdim edebilirsek o kadar fazla ülkemizi tanıtmış olacağımıza inanıyoruz. Ve gelen seyirci sayısına da baktığınız zaman izleyicilere, ziyaretçilere bunu, ülkemize olan ilginin ne kadar iyi, sevindirici düzeyde olduğunu da sizler de görüyorsunuz. Tabii ki biz az önce gezdik. Standlarımızda gerçekten çok hoş insanlar, çok mütevazı davranıyorlar. Bunları da gördük. Tabii ülkemizin insanları her zaman böyle misafirperver. Son olarak eklemek istediğiniz bir konu var mıydı? Hakikaten standımıza gelen izleyici kompozisyonu çok farklıydı. Yerli, yabancı, basın mensupları, bütün mesai arkadaşlarım ve bütün izleyiciler buradan etrafımızı doldurdular. Standımız da büyük ilgi çekti. Dikkatinizi çekmişse bu sene semazenlere koydurmuştuk da uzaktan. Benim amacım şuydu. Standa ilk girildiğinde, Türkiye dendiğinde herkesin kolaylıkla bulabilmesini sağlamaktı. O amacıma ulaştığım için ayrıca mutluyum. Çünkü Mevlana'yı biz de derviş turnörleri görerek geldik diyen yabancı konuklar beni çok duygulandırdı. Çünkü standımız çok farklı bu sene, siz de görmüşsünüzdür. Ve sadece dediler derviş turnörleri mi? Semazenlerin iziyle geldik dediler. Bu çok güzel bir olay herhalde. Biz de Kanal Avrupa ve ekibi olarak sizlere gerçekten çok teşekkür ederiz. Ülkemizi çok güzel tanıttığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle inşallah daha güzel şeyler yapacağız. İnşallah diliyoruz ve sevgili seyirciler, programımız devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, programımız devam ediyor ve yanımızda bir Belçikalı beyefendi var. Hemen kısaca onu tanıyalım. Zowie Mogene. Benim adım Karel van Loek. Karel van Loek. Ja. Bent u ooit in Turkije geweest? Ja, zeker. Zeker. Al in Turkije geweest? Ja. Türkiye'ye gittin mi diye sordum. Evet gittim diyor. En hoe was het in Turkije? Goed. Tevreden? Ja, zeker. Zeker tevreden. Gaat u nog zo terug? Ja, zeker. Hoeveel keer bent u al geweest in Turkije? Ik denk de vijfde keer, vijf keer. Vijf keer? Ja. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'ye hiç gittiniz mi diye sorduk. Evet diyor, beş kere gittim Türkiye'ye ve çok memnunum. Tekrar da gideceğim. Türkiye'ye gitmekten vazgeçmeyeceğini belirttiler kendileri. Biz ona teşekkür ediyoruz. Dank u wel meneer Karel. Graag gedaan. En tot nog eens. Ja, dank u. Ja. Evet, teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor.